But we got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pazienza, yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Jungle'a Kane pick dedim, efsanevi derecedeyiz. Master olabilen girebiliyor bu moda, onu bilmeyenler için söyleyelim. Burada duo girilmiyor arkadaşlar, tek yani solo queue burası. Buranın ligi de ayrı. Bilmeyenler için, hani hiç master olamayan arkadaşlar da izliyordur illaki, onlar için bir söyleyelim. Uzun zamandır Kane videosu atmıyorum arkadaşlar. Ben de farkında vardım ve şu an Kane videosu çekmeye girdim. Sürekli banlanıyor hero. Almakta da güçlük çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir Darkin Kane'ciler var. Bir de Shadow Kane'ciler var. Yani mavi mi kırmızı mı? Bana sorarsanız arkadaşlar, ben mavi oynamayı tercih ediyorum. Blue Kane'i. Çünkü agresif oynuyorsunuz, hasar veriyorsunuz, maç taşıyabiliyorsunuz bu şekilde. Yani Darkin'in de iyi gittiği maçlar oluyor tabii, daha dayanıklı. Hani Darkin'in mantığı da daha dayanıklı bu build çekip ayakta kalmak. Yani arkadaşlar, Darkin Kayn'la da taşırsınız, Blue'yla da. Yani o sizin oyun potansiyelinize kalmış, oyun becerinize kalmış. Ama ben Blue oynamayı daha çok seviyorum çünkü daha hızlı, hem de daha taşıma potansiyeli yüksek gibi geliyor. Daha iyi hareket edebiliyorsunuz oyun içinde. Ya her türlü Blue Kane bana daha OP geliyor arkadaşlar. Darkin'i zaten sürekli buff'lıyorlar oynanmıyor diye. Çok ağır olduğunu düşünüyorum Darkin'in. Yani rakibe Blue, mesela Blue oynadığımda rakip şey veremiyor, karşılık veremiyor, ama Darkin'e karşılık verebiliyorlar. Şimdi bu Bami'nin Alevi ile başlıyoruz arkadaşlar, pasifi hızlı kasmak için. Uzakçılara vurursak eğer Blue pasifi hızlı bir doldurabilirim. Red'den başlayamayalım bu sefer. Hadi Red'den başlayalım. Karşı jungle güven. Güven kuşlardan başladı. Bakalım, ben mi red'i hızlı alacağım? O mu kuşları hızlı aldı? Kuşları hızlı aldı tabii. Mantıken. Bot lane geriye yaslandı bizim. Rakip pushluyor arkadaşlar. Bu benim için çok iyi haber. Bottan pasif kasabilirim eğer böyle oynamaya devam ederlerse tabii ki. Şimdi arkadaşlar, Blue oynamayı düşünüyorum ama oyun bizi Darkin'e çağırırsa Darkin pasifte çekebiliriz. Ama Blue oynamak daha iyi çünkü size kill alış şekillerimi göstermek istiyorum Blue'da. Hadi lan, kestin onu, çok iyi be. First Blood geldi midden. Burada kim var? Güven. Güven'i gör. Güven'i gör. Güven'i görün abi. Alalım lan onun flash'ını. Ghost bastı. Aa, Ken'in ne yapıyor? Oğlum, o flash ne? Kör oldum. Çaresizliğin hüküm sürdüğü bir diyarda doğdum ve bunun tek çaresi benim. Oğlum, ne yapıyor lan bu manyak? Keskin karanlıktan kork. Buraya gelirse ölür o, gelemeyecek, güzel. Beni küçümsemenin bedeli ağır olur. Şimdi arkadaşlar, Blue harbiden çok hızlı. Yani taşıma potansiyelini ben yüksek buluyorum mavi Kane'i. Darkin'ciler de hani daha güçlü buluyor olabilir Darkin'i ama ben öyle düşünmüyorum. Ya Blue'da rakibe yakalanmadan çok rahat map'te gezebiliyorsunuz, anladın mı, hasar vererek. Hem W ile dürtebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki abi, Darkin'in W'su daha güçlü, stun atıyor falan.
Ama onu tutturmak da mesela. Mesela gölgede W tutturmak menzile hem yüksek, hem slow atıyor, hem daha fazla hasar veriyor. Yani Darkin daha dayanıklı olmak isteyen oyuncular için mantıklı, ama ben hasar vurmak istiyorum. Size videoda kill göstermek istiyorum. O yüzden şöyle geliyorum ona. Ya da oğlum. Aa, kill onda kaldı. Bunu kesebilir miyim? Soraka geliyor. Abi benim supportum nerede peki? Ya benim supportum önce gelse burayı keseceğiz kanka ya. Ya bu olayları sevmiyorum işte arkadaşlar. Çıkmak zorunda kaldım. Bu arada orada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi Jayce'in iki modu var ya. Yani ultiye geçtiğinde uzakçı oluyor. Ultiden çıktığında işte yakıncı oluyor. Çekiç alıyor falan eline. Hadi bakalım. Orada benim blue pasifim doldu. Jayce uzakçıdayken vurduğum için. O olayı fark etmeyenler için söylemek istedim. Burada bitmez. Bunu hep merak ediyordum. Şu an teyitlemiş olduk. Geldim abi. Oyna vuruyor, oyna vuruyor, oyna vuruyor takım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hayat bak ne yapacağım. Güzel. Pasifi doldurdum arkadaşlar. Bu gankte pasif dolar. Dakika 4 pasifi doldurduk. Gölgeleri def et. Bu savaş burada bitmez. Ya Gwen iyi oyuncu gibi. O tipi olabilir o Gwen. Gwen de bayağı buff yedi arkadaşlar. O da güçlü harbiden. Şimdi anti'yi aldım. Draktara gidelim. Ayakkabımız da var. Pasifi aldık arkadaşlar. Dakika 4'te 5 olmadan aldım pasifi. Çok iyi oldu bu. Ejder öncesi pasifi alıyorsanız amaca ulaşmış oluyorsunuz abi. Cannon'dan kötü bir ulti. Hadi lan kesersin onu. Geliyorum. Ölme sakın. Ölme sakın. Ölme sakın. Çok iyi. Eğer şu an Darkin olsaydım arkadaşlar, muhtemelen flash atmak zorunda kalacaktım. Bakın gölge çok hızlı arkadaşlar. Harbiden rakip tepki veremiyor. Kaçırmıyorsunuz, yakalıyorsunuz, kaçabiliyorsunuz, dürtüp çıkabiliyorsunuz. Abi çarp yani bu gölge Kayn çok seri gerçekten. O ejderi aldılar, yapacak bir şey yok. Kaçış yok. Geldim ona. Yat oğlum aşağı Gwen. Gwen'e biraz jungle dersi vereceğiz arkadaşlar. Bu arada jungle'dan da soğumuşuz. Uzun zamandır jungle videosu atmıyorum. Biraz sıklaştırabilirim jungle videosunu eğer beğeniyorsanız. İlk kuleyi de açtık midden. Vallahi arkadaşlar yani Darkin ağır ya. Benim hoşuma gitmiyor, açık konuşayım. Benim tarafım belli. O yüzden sizinle düşüncelerinizi merak ediyorum. Beni gör, beni gör. Çok iyi. Bunu da keselim. Köyü nereye attım ya? Otomatik bastım abi, arkasına gitti adamın. Bu ayarlardan yön şeyi kapandı galiba. Oyunu silip yükledim ya. Ayarlar sıfırlanıyor sanıyorum. Ona bakacağım sonra. Yat lan aşağı. Çekici vuruyor ya. Sağlam disengage var Jayce'de ama. Gwen'i yakalayalım mı? Çok iyi be. Helal lan Max. Ama kanka o adam kaçmasın be. Oha oğlum, adam kaçarak beni kesiyor resmen. Ona hasar yetmeyecek mi? Slow vurdum. Kaçış yok. Çok iyi. Güzel, Lux'ın o Q'sunu tutmasa ki de getirdim. Abi şaka yaptım. Oha, o hasar ne? Jinx ultisi mi yedim ben? Oğlum şok patlaması ardından Jinx ultisi falan ne oluyor lan? Çok uzaklardan hasar yiyoruz.
Darkin gitti. Biraz orman dönelim sırada artık. Ormanın full duruyor kemplerim. Ormandaki. 4K gold'la base atacağız arkadaşlar. 4.5K gold base. What the fuck? FF'i kim veriyor? Kenan öldü diye FF veriyor abi. İnanılmaz. Oğlum bu oyuncuların oyun kazanmak istememe isteğini çözemiyorum arkadaşlar ben ya. Oyuna trip atmak nedir abi ya? Hemen FF'e falan basıyorlar bir kill verin diye. İnanılmaz bir durum ya. Seni kurtaramayacak. Teslim olmaya bu kadar meraklı olmayın babacım. Gwen'i kestim, onu kesti. Gwen'i alırsam oyun bizim arkadaşlar. Geliyorum o Gwen'e. Yatlar aşağı. Bu ne oğlum? Bu çar çok mobil ya. Arkadaşlar bu hero'dan kaçış yok. Ama sen kaçırdın. Bak bak bak, geliyorum oraya. Sonra kafakuz. Yat oğlum aşağı. Flash attı. Oy, güzel hasar verdim ona. Var mı devamı? Arkadaşlar bu hero'nun yapabileceklerini görüyor musunuz? Yani hero'nun bu modu güçlü. Hani diğer modu bu yüzden oynamıyorum. Anladınız mı olayı? Ya hem çok seri çar hem çok hasar atıyor. Ya Blue Kane'i savunacağım arkadaşlar sonuna kadar. Nerf yene kadar Blue Kane. Olay budur yani moruk. Tahsilleri bitirdim. Sebebi şu arkadaşlar. Öne geçtiğimizde tahsillere item var ya, çıldırıyor. Öne geçtiğinizde bu itemi kullanın. Sizlere tavsiyem budur. Yatırım tavsiyesi değildir. Tahsiller itemi harbiden çıldırıyor öne geçince çar. Ejder çıkıyor kanka, gelin bir destek atın be şu ejdere. Oğlum orada kim yakalandı? Soraka. Ah be, yetişemedim. O kirli alabilirdik de. Neyse ejderi alalım kanka. İlk ejder rakipte. Şu ejdere bir destek atın abi. Kane uzayan oyunda güçlü arkadaşlar. Erken oyunda geri düşme potansiyeli yüksek çarın. Erken oyundaki hasarı sıfır yani. En azından pasifi alana kadar base'den çalışmıyor çar, öyle söyleyeyim size. O sırada ölmemeye bakın. Bir iki temden sonra işte pasifle birlikte çıldırıyor çar. Aa, Jinx'e geliyorum. Bakalım limit test. Flash attı. Önce Soraka. Abi hayır ya, Gwen de geldi. Önce Jinx'i kesseydim belki kazanabilirdik burayı. Ya Lux hiçbir şey yapamadan öldü. Jinx'in hasarı beni şaşırttı şu an. Ya normalde Soraka'ya fokus atsak arkadaşlar. Ya normalde Soraka fokus mantıklı burada ama Jinx'in bu kadar hasar atacağını tahmin etmedim. Jinx fokus atsam belki daha iyi olabilirmiş ya bu pozisyonda. Şuradan bir şu iteme gidelim. Yani orada bilmiyorum ya, Jinx fokus atsam daha mı iyi olurdu, emin olamadım. Abi Char'ın bu yeteneği çok OP değil mi? Geliyorum ona. Bunu kesmem lazım. Öyle artık. Soraka ne yapıyor lan burada? Hayır. Oha, Jinx'in hasara bak. Jinx hızlanınca kaçın arkadaşlar. Ama terse. Uf. Jinx ultisi kulağımı sıyırdı.
Oğlum Jinx öne geçince harbi sıkıntı ya. Biz atalım Jayce. Split push atıyor oradan. Jayce'e dönelim. Aşırı gold diff attım şu an. Bekle oğlum, bitirme şu Jayce'i, kesmem lazım. Jayce gel oğlum babana. Oha! EWQ tek yedi adam. Tahsiller de var. Görüyorsunuz değil mi? Yani adam tepki veremiyor. Darkin'de olsa bu kadar hızlı yapamazsın bu komboyu. Kaldı ki hasar da bu kadar yetmiyor arkadaşlar. Yani Shadow Kane her türlü OP'si, o kadar net söylüyorum. Eğer oyun taşımak istiyorsanız baba, Blue Kane oynayacaksınız. Bu kadar basit yani bu oyun. Oğlum bu Kane neden banlanıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Hero göz açtırmıyor yani. Şuradan bir gecenin kıyısına gidelim. Ya Char direkt çaresiz bırakıyor. Böyle bir hero yok herhalde ya oyunda. Başka. Aha. O double buff benim olmalı arkadaşlar. Oha, yarı candan W'da öldüm. Oğlum W'da ölüyor muydu lan? Bunu bilmiyordum bakın. Oğlum kan havuzundayken Vladimir benim ultimden hasar yedi biraz önce. Kayn ultisinden hasar yedi arkadaşlar. Bunu bilmiyordum ben. Bu bug olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil normalde. Şu Baron'u alalım. Aha. Of, çalsaydı var ya oyun dönebilirdi. İlk smite'ı bekletmişim. Şimdi arkadaşlar bakın, oradaki olayı gördünüz mü bilmiyorum. Bak bu oyunda iki tane kritik mevzu var. Birincisi Jayce'den aldığım pasif. Hani uzakçı Jayce ve yakıncı Jayce ulti modu var ya Jayce'in. Hangi moddaysa oradan pasif alıyorsun. İkinci de Vladimir kan havuzundayken, hani kan havuzuna girmeden ulti attım. Kan havuzuna girince ultiden çıktım. Adam öldü yarı candan. Yani hasarım yüksek olduğu için yarı candan öldü de. Hasarımı yedi. Burada mühim mesele o. Ya ben normalde bunun olmadığını düşünüyordum arkadaşlar. Böyle bir şey bug olabilir mi acaba? Bilen yazsın yoruma. Çok ilginç. Full item oldum. Base atacağım. Ya bu pasif itemler var ya arkadaşlar. Şu gecenin kıyısı ve kraliçenin tacı. Her videoda bahsediyorum bundan. Oğlum bu itemlerin nerf yemesi lazım biraz ya. Çok bozuk bu itemler. Şimdi full itemim. Dakika 16. Dakika 16'da full item oldum. Bir de Zhonya'yı çekersem tamam. Şuradan bir red buff'ımı alayım. Ölmeyin oğlum, satmayın orada. Kenan'ın ultiler beni mahvetti ya. Kenan'ın ultiler bizi mahvetti arkadaşlar. Kenan oynayacağım. Oğlum takım maçı sattı. Şu an var ya. Adamlar beni de kesse oyunu bitirmeye gider ama minyonları yok. Bilmiyorum biter mi de. Doğarlar herhalde. Ya şuna bakın arkadaşlar. Hero hem poke atıyor, tamam mı? Poklayabiliyor. Hem yakalanmıyor. Çok mobil. Ya abi bilmiyorum ya. Bu Kayn'in biraz nerf yemesi gerekiyor bence arkadaşlar. Ben bu kadar... Bak bizimkiler doğmak üzere. Bu inhibitörü salacağım. Ölürsem sıkıntı. Şuna bakın. Bir fight verdik. Bir hata yaptık. Oyun nereye geldi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar öndeydik. Yakalayın lan onları. Yat oğlum aşağı. Ah be, ulti atamadan öldü. O Jayce'i kesmem lazım. Yat oğlum aşağı Jayce. Jayce'e niye azar hasar attım acaba? Bilmiyorum.
Bence az vurdum gibi. Aha. O Jinx'i keseyim. Bekleyin lan, bitirmeyin oyunu. O Jinx'i kesin. Ve oyunun sonuna geldik. Arkadaşlar, Kayn'i her oynadığımda farklı bir şaşkınlık yaşıyorum, inanır mısınız? Oğlum, bu hero'yla oyun taşımak o kadar kolay ki. Şuna bakın. 12.17 MVP bizde. En yüksek hasar bizde. 28k damage atmışım. Ya arkadaşlar, bu hero harbiden bozuk. Biraz nerf'e ihtiyacı var gibi Rito. Evet arkadaşlar, buraya kadar izleyenler, videoyu beğendiyse eğer kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.